Anne. Söyle kızım. Üzülme. Her şey yoluna girecek. Ben üzülmüyorum kızım. Aksine. Senin için çok mutluyum. Yakında bebeğim dünyaya gelecek. Anne olmak ne garip bir duyguymuş anne. Her geçen gün onun varlığını daha fazla hissediyorum. Her geçen gün seni daha da iyi anlıyorum. Seni çok seviyorum anne. Bana yaptığın her şey için çok teşekkür ederim. Ben sana ne yaptım ki kızım? Daha ne yapacaksın anne? Her zaman yanımda oldun. Beni hiçbir zaman yalnız bırakmadın. İnşallah güzel, mutlu bir hayat olur kızım. İnşallah anne. İnşallah bizim yazgımızı paylaşmaz. Hep yanımızda ol. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakma anne. Kudret. Mevcut tam değildir. Nerede bu çocuklar? Gene oturduk sabah kahvaltısına, hiçbiri yok ortada. Bilmem İsmail. Ben buradayım ya baba. He. İyi ki sen varsın benim. Güzel kızım. Hepsine yetersin ha. Hayırdır inşallah? Ben bakarım. Şeren. Kızım sen biliyor musun, gördün mü bunlar nerededir? Vallahi baba, Bekir abim Nazım amcanın yanında hastanede. He, öyle mi? Hay Allah. Bekir de Nazım hayranı oldu ha. Günaydın. Oy! Ana, bismillahirrahmanirrahim. Aha, cin gibi bitti gene tepemizde. Oğlum, senin bu saatte ne işin var burada ha? Sabahın köründe. Ben Allah'ın emri peygamberin kavliyle hayatı isteyecektim. Oğlum, böyle sabah sabah da kız mı istenirmiş? Hey, hayat, hadi bakayım kızım, sen bize bir kahve yapla gel hele. Peki baba. Tekrar günaydın. Günaydın oğlum, günaydın ha. Ben her şey usulüne göre olsun diye. He. Şimdi böyle usulüyle oldu değil mi oğlum? Yani eğer siz tamam derseniz bizim hayatla evlenmemiz için ailesinin rızası lazım, imzası lazım. He, güzel. Ailesinin imzası lazım, rızası lazım. Hele dur bakalım, biz o meseleyi bir düşünelim değil mi baba? Peki de. Ya İsmail abi, ben neredeyse hazırlıkları bitirdim. Sen Kudret Ana dışarı çıkınca dediydin. Baba, bak eğer ederseniz hemen işlemlere başlarız. Sağ ol kızım, ellerin dert görmesin. Oğlum. Bu ne acele? Yangından mal kaçırır gibi. Sağ olasın. Ateş sarmış çocuğu, ne yapsın? Bak Kudret Ana da hapisten çıktı, burada oturuyor. Bunlar da iyi vallahi. Hem içeri sokuyorlar, hem dışarı çıkayım diye bekliyorlar. Ya hemencecik halledelim şu işi. Bak bebeğim büyüyor, tekmeliyor. Baba, sen ne diyorsun? Ne diyeyim oğlum? Diyecek bir şey mi kaldı?
Cennet, sen ne diyorsun? Nasıl olacak bu? Ya İsmail abi, hadi bak heyecandan öleceğim. Yemin ediyorum öleceğim burada. Hey tamam dur. Burada ölme, sakın ölme. Ya ben seni bilmiyor muyum? Sen ne delisin be oğlum? He? Ya olmaz desem, kapıdan kovsam bacadan tepeme düşersin. Al, rahat et. Ben de senden rahat edeyim. Kızı verdim gitti ha. Allah! Babacığım, oğlum, hele bir dur. Deli midir, nedir? Bismillahirrahmanirrahim. Tövbe. Cennet ana, senin elini öpeceğim dedim ben. Kız kurma. Bırak, bırak. Enişten oluyorum kız. Ya. Saatler olsun. Sağ olasın. Bakir, nasıl? Yakışıklı oldun mu? Ya vallahi aslan gibi oldun ha. Al. Daha gelin hanımı almaya gideceğim. Hadi. Git. Yalnız ben bir işim var. Ben Mina'yı alacağım. Geleceğim. Siz geçin. Sonra ben gelirim, olur? Tamam. Hadi bak. Ne kadardı borcum? Ne var? Hayırlı olsun, paranda bereketli olsun. Bir yastıkla kocayın. Ellerine sağlık amca. Gelin hanım, bu tarafa doğru bakar mısınız? Evet. Elinizde çenenizin altını, evet.
Evet, o şekilde. Çok güzel. Ben ne yapacağım? Damat bey, siz de böyle bakın. Gelin hanımı beline sarılabilirsiniz. Evet. Evet, harika. Gülümseyelim. Şimdi gelin hanım damat beye dönebiliriz. Damat bey, siz de aynı şekilde. Gelin hanım, elinizi damat beyin omzuna atabilir misiniz? Ben de harika. Dadayım ben. Oldu. Çok güzel ya. Buketi de gelin buketini de görelim tabii. Onu da yukarı kaldıralım. Evet evet, mutlu bir ifade istiyorum. Bu o değil mi? O. Gel gidelim, teşekkür ederim delikanlı yer. Selamun aleyküm gençler. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Sen bizi bu belalı adamlardan kurtardın. Allah senden razı olsun. Allah ne muradın varsa versin. Ne demek dayı? Eyvallah. Eyvallah. Bu ne şimdi ya? İdris'in ölüm haberi gazetelerde. Büyük ihtimalle bizden biliyorlar. Ulan ben kafamdan atamıyorum. Şunlara bak. Kürşat. Doğru mu yaptık? Hak etmişti birader. Hak etmişti. Doğru. Da. Ben mi olmalıydım bunu yapan? Sıraç. Ya onlar bizi vuracaktı ya biz onları. Artık çıkar kafandan bunu. İnşallah bu mutlu günümüzde her şey olmaz. İnşallah. Hakanlardan haber çıktı mı? Ses solu yok itlerin. Yeni birinin yanına girmişlerdir. Palazlanana kadar çıkmazlar. Ötmez değil mi onlar? Ötsünler. Kanıt yok ki. Neyi iddia edecekler, neyi ispatlayacaklar? Tamamdır pozlarınız. Fotoğrafçı abi. Bizim borcumuz ne kadar? Borcunuz yok. Nasıl yani? Siz Sıraç'ın kardeşleri değil misiniz? Bu dükkan onların sayesinde duruyor. Ne parası? Bu da bizim küçük bir düğün hediyemiz olsun. Vallahi Sıraç abi Hızır gibi adam ha. Sağ olsun. Hadi kızım hadi. Daha hazır değilsiniz. Geç kalacağız ama. Baba, elbisen nasıl? Yakışmış mı bana? Maşallah. Bu ne güzellik. Oh, güzel kızım benim. Yakışmaz mı? Prensesler gibi olmuşsun vallahi. Kız, nereden buldun bu elbiseyi? Pelin ablamla Sıraç abi aldı bana bunu. Çocuklar... Neye külfet ettiniz? Ne külfeti baba? Pahalı bir şey değil zaten. Merak etme. Hey, sağ ol. Kudret. Ya hadi kalk giyin, üstünü değiş. Seni bekliyoruz. Ne duruyorsun? Tövbe tövbe. Ya Kudret, ben kime diyorum? Geçmişler karşıma aralı hızlı nispet eder gibi. Tövbe tövbe. E hadi hazırlan hadi. Şahin, oğlum sen çocukları al git. İyi de baba. Yahu hadi dedim oğlum sana. Ben Kudret'le konuşur, Şirin de alır gelirim. Hayat orada kimsesiz boynu bükük beklenmesin oğlum. İyi tamam. Allah sana kolaylık versin baba. Baba. He söyle kızım. Ben dedemle kalayım. Belki bir yardımım dokunur. Biz arkadan gelirse. He doğru diyorsun. Sen de kal. Ananın inadını deden tek başına öyle kolay kolay kıracak gibi değil. Oldu mu? Hadi bakalım. Daha başka kalacak yoksa buyurun gidelim artık buyurun. Buyurun. Hadi bakalım. Buyurun buyurun. Hadi. Ana. Baksana.
Ne yaptın? İyice düşündün mü? Düşündüm. Düşündüm oğlum. Ben de senden geleyim. Yok olmaz öyle şey. Kardeşini en mutlu günde büsbütün yalnız bırakma. Sen sonra gelirsin. Evet. Kardeşine göz kulak ol. Biz de merak etme. Eyvallah. Hoş gelmişsin kardeşim. Hayırlı uğurlu olsun İsmail kardeş. Sağ olasın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin oğlum. Geç bakalım. Ne iyi ettin de kızı bizim çırağa verdin. Kerem namuslu, dürüst, çalışkan çocuktur. Mutlu olacaklar inşallah. He vallahi. Doğru diyorsun, çalışkandır. Bir inatçıdır, bir inatçıdır. Şeytan gibi tepemde bitti. Ben de verdim kızı gitti. Mutlu olsunlar inşallah. Öyledir, öyledir. He bana bak. Nüfus uzanı yanına getirdin. Getirdim. Şahitsin ha. Tamam getirdim. Hadi buyur, buyur. Hadi bakalım. Bizim de sonumuz böyle mutlu olacak mı Sıraş? Şüphen var mı? Kaçma. Kaçmasın tadımız bugün. Tamam. Ya. Sıraç, açmak istemiyorum ama çocuk hasta biliyorsun. Önemli bir şey olmuş da kendimi affedemem sonra. Ya yemin ederim var ya, bir şey olsa da kurtulsa. Biz de kurtulsak böyle toptan, oh. Ne diyor? Her zamanki şeyler işte. Endişelenecek bir şey yok anladığım kadarıyla. Sıraç! Oğlum! Ya bütün mahalle geldi. Ne kadar çok severimiz varmış meğer. Gelecekler tabii baba. Kime yanlışımız var bizim? He vallahi doğru diyorsun. Bak doktor geliyor. Vay 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 doktorum. Hoş geldin. Hayırlı olsun İsmail kardeşim. Sağ olasın kardeşim. Hoş geldin. Nazım abi nasıl? İyi mi? Çok şükür iyi. Çıkmadık çağından umut kesilmez. He vallahi doğru diyorsun. Allah'ın izniyle düzelecek inşallah. İnşallah. Hayırlı olsun. Sağ ol. Geç buyur buyur. Hayırlı olsun. Sağ olasın doktor. Hoş geldin doktor. He kızım hoş geldin. Nasılsın bakalım? İyiyim, sağ olun. Hiç sıkma canını. Baban inşallah yakında düzelecek. Merak etme benim güzel kızım. Hoş gelmişsin, geç bakalım. Malik, nasılsın? İyi, sağ ol. Umarım kardeşin çok mutlu olur. Sağ olasın. İnşallah. Hoş geldin Deniz. Hoş bulduk. Merhaba dede. Merhaba Kudret abla. Selam. Dedem siz geçin ben hemen geliyorum. Tamam kızım. Deniz çok özür dilerim ben nikah telaşı kalabalık derken unuttum seni arabayı. Ya unuttun değil mi? Ben zaten sadece merak etmiştim dert etme. İyi hadi girelim içeri. Girelim ama önce bir şey konuşmamız lazım. Tamam işte içeride konuşuruz. Yok olmaz benim konuşacağım şey çok önemli Zeliha. İçeride olmaz. Ama şimdi... Ya bir 10 dakika ya. Hem belki şimdi ne bileyim Berat gelir melir yine yanlış anlar, kavga eder. Eder. Ya bak işte. Bir de milletin önünde falan. Hadi bak bir 10 dakika şurada bir kafe var gidip geleceğiz hemen. Bitecek 10 dakika işimiz. İyi tamam çabuk gelelim ama. Tamam çabuk geleceğiz. Hadi. Hadi araba şu taraftan.
Yani vallahi billahi helal olsun sana baba. Kudretle getirmeyi başardın ya, daha ne diyeyim? Ya sen de uzun etme artık İsmail. Kudretin hayat üzerinde büyük emeği var. Gelmesi şarttır. O da hayatın bir anası sayılır. Ben sanki başka bir şey dedim. Tersini mi söyledim? Nemrut gibi inat etti. Ben ne yapayım? Hayat nerede? İçeride hazırlanıyor. Silah sizde gelmedi mi? Ufak bir işi varmış. O da geliyor. Evet Deniz, seni dinliyorum. Nedir bu kadar önemli olan? Hayat'ın Vasili ile ilgili çok önemli gelişmeler ortaya çıktı Zeliha. O kadar önemli dediğin şey bu muydu? Yok, başka önemli şeyler de var. Hadi ya, of. Ne oldu? Ne oldu? Ya nasıl unuturum ya? Hayat'ın düğün hediyesi. Sabah tekneden çıkarken alayım dedim. Sonra unuttum ya, of. Çok da özenmiştim ha. Selah, 2 dakika şu marineye gidip gelsek olur mu? Deniz, bak şöyle yapalım. Sen beni bırak, hediyeni al gel. Ya 2 dakika ya. Taş çatlasın, 5 dakikaya gidip geleceğiz, tamam mı? Hem yolda konuşuruz. Tamam, kafeye gitmeyelim. Denizciğim, ben anlatamıyorum galiba. Benim Hayat'ı yalnız bırakmamam gerekiyor. Hem babamlar da merak etmiştir şimdi. Tamam, sana söz veriyorum, seni vaktinde oraya götüreceğim. Ben de oraya gidiyorum zaten Zeliha. Hadi be, kırma beni. Gidip alıp gelelim işte ya. Ya sanki rüyada gibiyim ha. Bak onca şey yaşadık. Dert, eziyet. Ne oldu? Sözümü tuttum, seni aldım. Keşke bunların hiçbiri yaşanmadan önce evlenseydik Kerem. Ya sen o günleri bırak. O günler geçti. Artık geçmişe bakmayacağız. Hep geleceğe bakacağız. Sen, ben, bebeğimiz mutlu bir yuvada yaşayacağız. İnşallah. İnşallah Kerem. Anne. Kızım. Çok güzel olmuşsun yavrum. Anne. Ne oldu? Niye ağlıyorsun? Hiç. Seni böyle ilk gördüğüm günü hatırladım. Ya cennet ana, geçti o günler. Artık geriye bakmıyoruz. İleriye bakacağız. Kerem, bana bir söz vereceksin. Ne sözü? Hayat artık sana emanet. Ona gözün gibi bakacaksın. Onu hep seveceksin. Koruyacaksın, ezmeyeceksin. Başkalarının ezmesine izin vermeyeceksin. Onu hep ilk günkü gibi seveceksin. Tamam. Ya cennet ana, zaten gözünün dibinde olacak. Sen rahat et. Olsun, sen yine de söz ver. Tamam. Etimden parça koparsalar, ben sağken Hayat'ı kimse üzemez. Bundan gayrı benim evim Hayat. Ekmeğim Hayat. Canım Hayat. Bunu da böyle bilesin. Evet, güzel kızım. Yuva kurmak sizin sandığınız kadar kolay değil. Bak benim halime yavrum. 18 yıldır ne evimi bildim ne yurdum. Bak bir sürü zorluk yaşadınız. Başınıza bir sürü şey geldi. Kim bilir sizi daha ne zorluklar bekliyor. Birbirinizin elini sımsıkı tutun. Hiç bırakmayın. Eğer dirlik içinde olmazsanız savrulur gidersiniz.
Sen nasıl ya? Kerem. Ha? Annemin hali hal değildi. Ya şimdi kızını evlendiriyor. Hislendi tabii. Normaldir, normal. Sen otur, otur bak. Hadi dinlen bak, kızımız yorulacak. Hayat, gel, geç. Geç, otur sen. Normal öyle. Hislendi tabii seni böyle görünce. Ha Bekir Efendi. Hayırlı uğurlu olsun. Yine Mina'yla arayı eskisi gibi yapmışsın. Yok yok, hiç konuşma. Öyle bakma da bana gözlerini büyürtüp büyürtüp. Gel şöyle az. Oğlum artık korkacak, konuşacak bir şey de yok. Mina seni seviyor, sen onu seviyorsun. Benim ne işim olur öyle kara kedi gibi aranızda? Ayrıca baksana. Değil mi ne? Kolla hangi kız baksın ki bana? Değil mi? Yok kardeşim, öyle deme ya. Ben öyle kızınca mal mal konuşuyorum, sen bana bakma. Sen de aslan gibi delikanlı adamsın. Bak, koşturmaca bitsin. Mina'nın okuluna gideceğiz. Sana da yapacağız fıstık gibi bir kız, tamam? Ya s**tret de. Öyle düğündü, nikahtı. Bir şey içmeden çekilmiyor. Bak ben böyle bir şey getirdim. Yetmezse gidip şarap marap da alırız ha. Ha? Ne dersin? Seni öpeceğim. Oğlum sen gittikçe daha da benim kardeşim gibi oluyorsun ha. Vallahi bak. Yalnız dedemle babam duymasın. E şurada denizin oraya gideriz. Kayalıkların orada içeriz. Ha? Ulan sende ne cevherler varmış ha. Hadi. Oğlum siz burada ne yapıyorsunuz? Bir şey yok dede. Biz iki dakika hemen geleceğiz, tamam mı? Hadi Malik. Hoş geldiniz Kadriye Hanım. Hoş bulduk Cennet Hanım. Hayırlı olsun. Sağ olun. Hoş geldin Kadriye Hanım. Hayırlı olsun Kadriye Hanım. Hayırlı olsun. Hoş geldin Kadriye Hanım. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Sağ olasın. Hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun Kudret Hanım. Hayırlı olsun İsmail amca. Hoş geldin oğlum. Geç bakalım buyur. Öpeyim dede. Sağ olun. Bir yıl içinde düştüğümüz şu hale bak. Nerelere geldik? Cemiyet partilerinden varoş nikahlarına. Allah'tan basın duymadı yoksa peşimize düşerdi. Tiplere bak bir tiplere. Aa, olur mu anneciğim ya? Arada bir böyle halkla bütünleşmek gerek. Hı. Yusuf haklı. O halk köpek gibi çalışıp emek verip didinmediği sürece siz bu rahat yaşantınızı süremezsiniz, öyle değil mi? O yüzden ara sıra halkla bütünleşmek gerek. Tamam Berat, tamam. Bir şey demedim, tamam. Hani ne desem suç ayol. Doğru söylüyor anne Spartaküs. Pelin nasılsın? İyiyim Berat. Sen nasılsın? Sağ ol. Ben Zeliha'ya ulaşamadım. Haberiniz var mı? Vallahi dedemlerle gelecekti ama çıkar buralardadır. Altındayla Zeliha barıştılar mı yoksa? Ya ana ben nereden bileyim ya? İnşallah. Ya Rabbim. Benim kızlarım da inşallah böyle hayırlı kısmetler bulur da kalan ömrümde onların mürüvvetlerini görürüm. Ne oluyor kız? Kime gülüyorsun? Kimseye gülmüyorum ana. Nereye kız? Ana, tuvalete. Tamam. Heh.
Yok, ulaşılamıyor. Sıraç başına bir iş gelmiş olmasın. Aklına kötü şeyler getirme. Neredesin Nazan ya? Yusuf, neler oluyor? Hiçbir şey anlamıyorum. Sen o güzel kafanı böyle şeylerle yorma sevgilim. Her şey yolunda. Onu bil yeter. Ablamın nikahını izlesek, ha? Güzel kızım be. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Otur. Hayat Bakırcı, Kerem Kirkit'i eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Geç kalacağız. Siz Kerem Kirkit, Hayat Bakırcı'yı eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet, evet, evet. Siz şahit misiniz? Evet. Siz şahit misiniz? Evet. Ben de Fatih Belediye Başkanımızın bana verdiği yetkiye dayanarak sizi karı koca ilan ediyorum. Hayırlı olsun. Neden de ortalıklarda yoktur? Başımızda bir felaket dolanmıyor inşallah. İnşallah baba. Ya kötü şeyler getirme hemen aklına. Kızının düğünündesin. Hadi. Bak hayat geliyor. Baba. Allah mutlu mesut etsin. Sağ olasın baba. Gel bakayım. Gel hele. Hadi baba. Bak. Allah bir yastıkta kocasın. Mutlu mesut olun. Bak ne diyeceğim sana. Kızım sana emanet. Ona doğru bak. İki elim yakandadır ha, haberin olsun. Sen merak etme İsmail baba.
Baba herkes nerede? Annem, dedem, Zeli ablam yok. Kızım eve geçtiler. Seni orada bekliyorlardır. Merak edilecek bir şey yok yani ha. Dur he dur. Hayırdır? Ver bakayım kızım. Ya baba ne gerek vardı? Olur mu öyle şey kızım? Önemli bir şey değildir ama hayatının sonuna kadar mutlu ol. İnşallah baba. Ver bakayım Kudret. İsmail, sen bu mektubu okurken ben Lavin'le birlikte çoktan uzaklara gitmek için yola düşmüş olacağım. Cennet. Hayırdır İsmail, ne olmuş? Muradın olmuştur Kudret. Cennet gelmiş. Siraç, ulaşamıyorum ya. Ya kesin başına bir iş geldi bu kızın. Ya Berat tamam, telaşlanma. Eve gidince bakarız. Ne bileyim işi çıkmıştır, hastaneden falan aramışlardır. Ya Siraç nasıl telaşlanma? Kardeşinin nikahı bu. Sence de garip değil mi? Neredesin be baba? Alo. Tamam mı? Tamam, geliyorum. Anneciğim sen Berat'la git, benim biraz işim var. Hadi yengeciğim. Ana, siz geçin arabaya. Ben geliyorum. Hadi. Akşamlar. Hayat, haydi eve. Ya Kudret ana, biz bir yere gideceğiz. Sen de gel bizimle. Kerem nereye? Ya sana bir sürprizim var. Sen de gör Kudret ana. Hadi ana, hadi. Hadi, hadi. Geç karıcığım. Yavaş. Beni neye eve bırakmadınız Kerem? Ya Kudret ana, hayata sürprizimi sana da göstereyim dedim. Bak burayı tuttum. Biz burada yaşayacağız. Hem bahçesi var, bak çiçek var, böcek var. Hayırlısı. Hayırlısı. Hadi eve götürün beni. Ya içeri gezdirseydin. Yok, götürün. Kerem! Bu nedir bilirsin Kerem? Bu kızımın
Söz hanımı kanlı gelinlerdir. Bol! Senin kefenindir Kerem. Sakla, sakla.